Sayın Valimize de çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün teşrifleriyle bizleri onurlandıran, bu projeye ta en başından beri inanan ve destekleyen, bunun bir Türkiye projesi olması yönünde elinden gelen desteği esirgemeyen ve gerektiği zaman da tüm olanakları seferber eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker'i lütfen yüksek alkışlarla konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Takip ettiğim, bildiğim adın çiftçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Doğrusu bugün çok önemli ama çok anlamlı bir adım atıyoruz. Bilişim teknolojisi dünyada her gün biraz daha hızla yayılıyor, büyük bir hızla gelişiyor. Ama herhalde sorsalardı bir süre önce, deselerdi ki hayvancılıkla ilgili bir çağrı merkezi kurulacak ve bunun pilot uygulaması Burdur'da Yazıköy'ünde başlayacak. Bilmiyorum Türkiye'de insanlar buna inanırlar mıydı? Ama bugün bu küçük ama çok çok önemli adımı burada atıyoruz. Bu adım, yani hayvancılıkta bilişim teknolojisinin kullanılmasının ilk pilot uygulaması, ilk örneğini Burdur'un Yazıköy'ünde başlatıyoruz ve bu çok onur verici, çok gurur verici. Ben Burdurluları, Yazıköy'leri tebrik ediyorum. Kuşkusuz öğrenilen ilk adım nasıl başka adımlar tarafından takip ediliyorsa ve uzun bir hayat yürüyüşü o ilk adımla başlıyorsa, bu sahadaki yürüyüş de geleceğe dönük daha büyük ufuklara dönük yürüyüş de bugün Yazıköy'ünde atılan bu ilk adımla başlıyor. Burdur nüfus itibariyle çok büyük bir il değil. Göç veren bir il. 70 binlere kadar düştü nüfusu, 70 bin merkez nüfusu. Ama biz Burdur'da hayvancılık sektörünün bütün Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde geliştiğine tanık oluyoruz. Bu çok önemli. Çünkü tarım ve hayvancılığın ve kırsal kalkınmanın gelişmesi demek, burada insanların göç etmeden burada kalmaya devam etmesi demektir. Onun için çok önemsiyoruz. Bu toprakların üzerinde kalıp bizim kültürümüzün burada yaşatılması, sürdürülmesi, tarım ve hayvancılığın bir önemli iktisadi faaliyet olarak, ekonomik faaliyet olarak devam ettirilmesi açısından son derece de önemli. Bunu verimli kılacak teknolojilerin, bilginin, girdilerin daha çok kullanılması, bunun yaygınlaştırılması, bunun benimsenmesi ve bir model oluşturup bütün Türkiye'ye buradan yayılması bizim gayemizdir. O nedenle bugün burada bu anlamlı törende sizlerle birlikte olmanın ben de coşkusunu, heyecanını yaşıyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili Burdurlar,
Burdur'da biz tarım ve hayvancılık alanında önemli destekler veriyoruz. Bundan 10 sene önce Burdurlu yaklaşık 26 bin, 27 bin kayıtlı çiftçi var Burdur'da. Bunların devletten aldığı 13 milyon lira paraydı Tarım Bakanlığı'ndan. Bugün 2012'de bizim ödediğimiz 83 milyon lira. Üstüne 70 milyon lira ilave ettik. Yani 6 katlık bir artış var. Hayvancılıkta 4 milyon lira civarında destek alıyordu Burdurlu çiftçi devletten hayvancılık için. 2012'de 66 milyon lira alıyor. Burada da 14 katlık bir artış var. Ama Burdurlu Türkiye'de kültür hayvancılığı açısından en başarılı illerden birisi ve bu hayvan varlığı sayısı %120 oranında arttı Burdur'da. 140 bin ton civarında süt üretirken yılda, bugün bir yıl içerisinde her gün 1000 ton süt üretip yılda 360-365 bin ton süt üretir hale geldi. Ve bunu da hijyenik soğuk zincirle modern bir usul ile yapıyor. Onun için demin sözlerimin içerisinde burada alana, tören alanına gelen kadın çiftçi kardeşlerimi gerçekte bir kez daha kutluyorum. Biliyorum ki o hayvancılığın modernleşmesinde, profesyonelleşmesinde, gelişmesinde onların çok fedakar, çok büyük gayretli çabaları var. Onun için onları ayrıca özel olarak kutluyorum. Biz bakanlık olarak Burdur'un tarım sektöründe gelişmesi için burada sermayesinin yarısını hibe olarak verdiğimiz 49 tane tesis yaptırdık. Bu 49 tesiste 350'ye yakın insan çalışıyor. Bunlar Tarım Bakanlığı'nın sermayesinin yarısını hibe olarak verdiği projeler. Bunlar hem hayvancılıkla ilgili, hem bitkisel üretimle ilgili, hem diğer depolamayla, soğuk hava depolarıyla vesaireyle ilgili, basınçlı sulama sistemleriyle ilgili projeler. Yine Burdurlu çiftçi kullandığı makina ve ekipman için bizden destek alıyor. 751 makina ekipman desteğine, makina ekipman projesine destek verdik. Bunlara ödediğimiz para da yaklaşık 14 milyon lira. Yani eski parayla 14 trilyon lira. Biz bir şey daha yaptık. Burdur'un çalışkan insanları, çiftçileri bir araya gelip kooperatif kurduğunda onlara destek verdik. Burdur'da 36 tane tarımsal kalkınma kooperatifine yaklaşık 34 milyon lira para verdik, destek verdik. 36 tane kooperatif. Bizden önceki 12 sene içerisinde Burdur 15 tane kooperatif kuruyor, destekleniyor. Biz 36 tane tarımsal kalkınma kooperatifine Burdur'da destek verdik. 2113 aile bundan istifade etti. Onun için Burdurlu bunun hakkını da en güzel şekilde verdi. Çok çalışkan, çok gayretli. Bilgi kullanıyor, teknoloji kullanıyor. Çok kolay, çok rahat bir şekilde meselelerin, işlerin önünden gidebiliyor.
Onun için her türlü desteği, her türlü takdiri Burdurlu çiftçi hak ediyor. Huzurunuzda hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, bizim burada Burdur'a daha fazla yatırım yapmak için yeni uygulamalar başlatıyoruz. Buraya bir Tarım Bakanlığı'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurduk. Bu yaklaşık 40 gündür proje ilanına çıktı. Yani diyor ki projenizi getirin, 3 milyon avroya kadar yatırım tutarının yarısını size hibe verin. Tarım ve hayvancılıkla ilgili proje getirin ki sabahleyin vilayette öğrendim 6 tane başvuru olmuş Burdur'da. Şimdi süreyi uzattık bir hafta daha. İnşallah 20'ye yakın proje gelmiş olacak ve benim gönlüm bu projelerin tamamı inşallah şartlarını taşıyordur. Biz bunların hepsini destekleyebileceğiz. Eğer bunlar uygunsa, usulüne uygun hazırlanmışsa bunları destekleyeceğiz. Bu ne demek? Bunların yarısını hibe vereceğiz. Yani diyelim ki 1 milyon liralık bir proje ise 500 bin lirasını karşılıksız hibe destek veriyoruz. Böyle. Tarım ve hayvancılık. Bir de kırsal turizm. Sadece hayvancılığın yetiştirilmesi değil, sadece tarımın yetiştirilmesi değil, bunların işlenmesi, paketlenmesi, sanayiye dönüşmesiyle ilgili projelere de destek veriyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bizim için son derecede önemli. Değerli kardeşlerim, tabii altyapıyla ilgili yatırımlar da yapıyoruz burada. Örneğin bu Yazıköy'ünde içinde bulunduğu havzada 5000 dönümün üzerindeki bir alanda biz 11 köyde Karaçalı Barajı çerçevesinde toplulaştırma çalışması yapıyoruz. Arazi toplulaştırması. Arazi toplulaştırması dediğimiz parsellerin tevhidi birleştirilmesi, tarla içi yolların yapılması ve buraların bir verimli tarımsal üretim alanı haline getirilmesidir. Değerli kardeşler, bir şey daha söyleyeyim. Burada biz sadece ürün üretilmesinden ibaret kalsın istemiyoruz. Biliyoruz ki tarımda da hayvancılıkta da en önemli sorunlardan bir tanesi pazarlamadır. Ürün çok olduğu zaman sanayici fiyatları düşürüyor. Süt sanayicisi. Dolayısıyla üretici zararla karşı karşıya kalabiliyor. Ette de aynı şekilde. Ama biz bir yandan tabii üretimi arttırıyoruz da pazarlama sisteminin de buna göre gelişmesi gerekiyor. Biz şimdi biliyorsunuz 2005 yılında hükümetimiz daha önceki hükümetlerin özelleştirme kapsamına alıp sattığı et balık kombinalarını biz çıkardık. Bunlara tekrar işlerlik kazandırdık. Sütü zaten bütünüyle bitirmişlerdi 90'lı yıllarda. Şimdi geçen hafta Bakanlar Kurulu'nda ben bir sunum yaptım. Sayın Başbakanımızın takdiriyle. Bakanlar Kurulu kabul etti. Türkiye Et ve Süt Kurumu'nu kuruyoruz. Et Balık Kurumu'nun yapısını değiştiriyoruz. Süt ürünlerine de, sütün fiyatlarına da müdahale edebilecek şekilde yeni bir sistem kuruyoruz. Yani fiyatların düşmesini engellemeye dönük
bunu önlemek üzere gerektiğinde piyasaya müdahale edip işleme yardımı yapılacak, depolama yardımı yapacak, hayvancılıkta erken kesim veya geç kesim primleri ödeyecek şekilde piyasaya müdahale edecek ve piyasada fiyatların hem üretici lehine hem tüketici lehine belirli bir dengede muhafaza edilmesini sağlayacak bir mekanizma kuruyoruz. Hayvancılıkta, tarımda Türkiye modernleşiyor. İşletme ölçeğini büyütecek tedbirler alıyoruz. Gündemimizde şimdi tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçmeye dönük bir çalışma var. Türkiye'nin tarımının temel sorunu. 80 senedir tarım arazilerimiz bölüne bölüne, parçalana parçalana atomize olmuş durumda. Küçücük halı büyüklüğüne neredeyse varacak, futbol sahası büyüklüğüne düşecek kadar küçüldü. Bunların şimdi üzerinde duruyoruz, bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi bütün bunları yaparken değerli kardeşlerim, biz hep çiftçiyle, üreticiyle, üreticinin ve çiftçinin temsilcileriyle, onların örgütleriyle, ziraat odalarımızla, üretici birliklerimizle, damızlı sığır yetişicileri birliklerimizle, süt üretici birliklerimizle, yani tarım sektöründe, hayvancılıkta bu işin içerisinde olan, bu işin sıkıntısını çeken ne kadar kişi, kuruluş, STK, vakıf, dernek, örgüt varsa onlarla irtibat halindeyiz. Biraz önce değerli başkanımızın, Burdur'da Mızlı Sığır Yetişicileri Birliği başkanımızın da dediği gibi biz sürekli bilgi alıyoruz ve ihtiyaçların doğrultusunda da gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl bir yeni uygulama başlatacağız. Artık kulak küpeleri yerine mikroçip uygulaması başlatacağız hayvanlarda. Burdur bunun da inşallah öncülüğünü yapacak. Ya o kadar Burdur'dan bunu bekliyoruz. Nasıl olacak? Kulağın içerisine mikroçip konuyor. Onun her yerden Türkiye'nin neresine giderse yaşadığı sürece, bir yerden bir yere gittiği, içindeki bütün bilgiler, kimlik bilgileri o çipsin içerisinde olacak. Böyle bir uygulama başlatacağız. Büyükbaş hayvanlarda, küçükbaş hayvanlarda. Değerli kardeşlerim, başkanımızın söylediği hususlar önemli. Biz tabii Burdur ilimizin bu alandaki önerilerine hep sıcak baktık. Hayvancılık desteklemeleri, yem desteklemeleri konusunda zaten gerekli adımları attık. Daha önceden verdiğimiz yem desteklemelerine ilaveten, şimdi 2013 yılında başkan bunu duyuyorsun. Mesela Yonca'da, silajlık mısırda, korungada, tekillik yem bitkilerinde bunları önemli ölçüde artıracağız. Merak etme. Örneğin dekara yonca 130 lirayken inşallah 200 lira ya bunu çıkaracağız. Silajlık mısırda 55'i yine 75'e çıkarmayı düşünüyoruz. Korungada 90'ı 120'ye inşallah çıkaracağız. Tek yıllık yem bitkilerinde de yine %20-25'e varan bir artış yapacağız. Yapay çayır mera tesisinde de 75'ten 100'e çıkarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla o konuda önemli bir iyileştirme sağlayacağız. Bir hususu daha ifade edeyim. Daha önce verdiğimiz hayvan başı desteklerde biliyorsunuz
büyük başta 325 liraya kadar destek veriliyordu. Bunu 200 başa kadar tam veriyorduk. Üstünü yarım veriyorduk. Şimdi onu 500'e çıkarıyoruz. Yani 500 başa kadar desteğin tamamını ödemiş olacağız. Bir de başkanın söylediği bu dosya parası, onlara dosya parası, onu da bir değerlendirelim. Yani bravo. İnşallah bravo. Bakalım hayırlı bir şey çıkar inşallah. Şimdi yine çok yıllık yem bitkilerine bu sene ilave bir imkan getiriyoruz. Yem ekilişine arkadaşlar çok önem veriyoruz. Et meselesi, ot meselesi. Süt meselesi de ot meselesi. Otu ne kadar ucuza getirirsek eti ve sütü o kadar ucuza getiririz. Hani bazen diyorlar ya, efendim Avrupa'da diyor işte fiyatı şu kadar, burada bu kadar. Tamam da Avrupalı'nın aldığı yağış belli, bizim aldığımız yağış belli. Avrupa'da buğumların hiçbirisine sulamaya gerek yok. Sulama olmadan ot ve yem bitkilerini yetiştirebiliyor. Çok ucuz bir şekilde. Neredeyse sıfır maliyetle. Yani tamamen bedava yemi getiriyor. Ve onunla maliyetin, arkadaşlarım bilir, %70. Maliyetin %70'i yem. İşte %70'lik alanda, %70'lik maliyeti eğer birisi sıfır maliyet de elde ediyor, öteki de buna işte şu kadar lira para harcıyorsa, onunla tabii ki rekabet etmesi zor. O nedenle biz desteklerimizi, bu yemle ilgili desteklerimizi arttırmak, yem bitkileri ekilişiyle ilgili arttırmak, daha da iyi bir noktaya getirme kararlılığındayız. Bu sene çok yıllık yem bitkileri ile ilgili yatırım yapacak olan çiftçilerimize faizsiz kredi vermeye başlıyoruz. Yani onlara Ziraat Bankası'ndan faiz olmadan kredi tedarik etmek suretiyle yem bitkileri ekilişine biz bu sene bu uygulamayı başlatıyoruz. İşletme ve yatırım kredisi 1,5 milyon liraya kadar bu alanda kullanılabilecek. Değerli kardeşlerim, bizim burada bugün önemli bir proje başlatıyoruz. Onun için buradayız. Bu projemizin adı biliyorsunuz Alo Birlik ve Alo Köylüm Çağrı Projesi. 444-26-96 Ankara'da bir merkez, bir çağrı merkezi. Burdur'un Yazı Köyü'ndeki çiftçimiz buzağısı doğduğunda, buraya haber verdiğinde veya ihtiyaç hissettiği bu konuyla ilgili çeşitli bilgilere ihtiyacı olduğunda, bunu talep ettiğinde bu çağrı merkezi üzerinden alabilecek. Bunun üzerinden anında Tarım Bakanlığı da bu bilgiyi alacağı için Tarım Bakanlığı da bunun kayıt sistemine girecek. Böylece hem daha rahat izlenir, hem daha rahat takip edilir, hem de bununla ilgili iş ve işlemler kısa süre içerisinde karşılanıyor. Bildirimlerin kayıt altına girmesi kolaylaşıp tek numaradan birden fazla hizmet verilebilecek. Bilgi isteyene bilgi verebilecek. Diğer hizmetin oraya gelmesi sağlanacak. Kayıt sisteminde, mevcut sistemde zaman zaman yaşanabilen iletişim problemlerinden dolayı veya başka sebeplerle yaşanabilen sorunlar giderilecek. Neticede çiftçi, yetiştirici düşük bir maliyetle sorunlarını çözüp bilgi edinebilecek. Hem bilgi alınabiliyor,
hem çiftçi sorununu iletebiliyor, hem de biraz önce başkanın da ifade ettiği gibi güncel envantere ulaşabilme hedefleniyor. Bütün bunların rahat bir şekilde gerçekleşebileceği bir hizmet ve bu hizmet bir ilk. Bu hizmetin pilot uygulama alanı da Burdur'un Yazıköy'ü burası. Dolayısıyla biz inşallah bugün burada bunu başlatmakla rahat bir şekilde bunu hayata geçiririz. Hedefimiz tabii bunun burada kalmaması. Şimdi şu ana kadar ki bu deneme çalışmaları esnasında çevredeki birçok vilayetten bu sisteme entegre olma talepleri geldi. İnanıyorum ki bugün biz burada kamuoyuyla bunu paylaştıktan sonra çok daha yüksek bir hızda daha geniş kitlelere ulaşır ve böylece daha ileri noktaya biz bu hizmeti taşıyabileceğiz. Değerli kardeşlerim, bu proje tabii bir ortak proje. Yani birden fazla partneri olan, ortağı olan, müşterek olarak hayata geçen bir proje. Burada tabii Burdur ilimizin Damızlı Sığır İşçileri Birliği var. En başta onları kesinlikle analım. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un adıyla Burdur'daki üniversitemiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin burada katkısı var. Bakanlığımızın var ve kuşkusuz Türk Telekom onların da burada katkısı var. Onlara da hepsine, emeği geçen herkese ve kuşkusuz bunun en büyük ortağı, partneri Burdurlu çiftçilerdir. Üreticiler, yetiştiricilerdir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla çiftçilerimiz, üreticilerimizdir. Hepsine huzurlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Türkiye'nin bu alandaki ilk projesi, inanıyorum bu öncülük ve bu alandaki önderlik burada kalmayacak. Burdurlu üreticilerimiz, çiftçilerimiz bunu değişik alanlara da yayacaklar. Emeği geçen herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizi, özellikle Burdur milletvekillerim, gerek Bayram Bey gerek Hami Bey, çok büyük gayretle tarımın sorunlarını, hayvancılığın sorunlarını bana taşıyorlar. Çok sıklıkla, çok sık geliyorlar. Sağ olsunlar. Onlara teşekkür ediyorum. Yapılacak ve bu sistem o anda televizyonlardan canlı yayınla tüm Türkiye'ye tanıtılacak. Öncesinde yine bir kepenek, peygamber mesleği olan çobanlığın sembolü olan kepeneği Sayın Bakanımızdan iyisini istirham edeceğiz. Lütfen. Öndeki arkadaşlar, çok, çok güzel dedim. Bir saniye alın. Arkadaşlar. Evet, bu arada değerli basın mensuplarından özel bir istirhamım olacak. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız buzağların bulunduğu bölümde Ankara'yla bağlantı halindeyken orada oluşabilecek herhangi bir karışıklık buzağların psikolojisini olumsuz etkileyeceği için buna hassasiyet göstermeli. Evet, bu arada değerli konuklarımız ve Sayın Bakanım, 10 tane buzağımız var. Bunların birer de isimleri mevcut elbette. Ben bu arada yapılıyor galiba şu anda. Arkadaşlar biraz geriye alabilir miyim lütfen? Yan diyen yapacağız. Çok uzun. Lütfen arkadaşlar lütfen geriye. Abi iyilik onlar. Onlara gözükmüyor zaten. Ankara'yla yapılan bağlantı noktası da Hasan Bey, sözü ben size bırakıyorum.
Hazır mıyız? Evet, Sebil Hanım. Buyurun. 444 26 96 Alo Birlik hattı değil mi? Çağrı merkezi. Mehmet amca, Alo Birlik'e hoş geldiniz. Hoş gördük. Ben Serpil, nasıl yardımcı olabilirim? Hoş gördük. Serpil Hanım, Yazıköy'de uzağının kaydını yaptırmak istiyorum. Yeni doğdu. Küpe takacağız. Kaydınızı aldım. Küpe takacağız. Mehmet amca, bir buzağınızın kaydını aldım. 16 Mart Cumartesi günü, yani bugün, küpeleme personeliniz Şükrü Erkan görevlendirilmiştir. Bu tarihte lütfen işletmenizde bulununuz. Peki. Teşekkür ediyorum. Yardımcı olabileceğim farklı bir konu var mıdır? Ne kadar cahilsiniz. Şşş. Teşekkür ediyorum. Mehmet amca, ürününüz bol, kazancınız Taksim'e güvende olsun. Kim miktara geri? Evet. At gidi abi. İşlemleri takip ediyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, ayrılmıyoruz. Memnuniyet araması için tekrar öncelikle size. Şu anda cep telefonuna düştü. Şükrü Erkan isimli küpeleme personelimizin cep telefonuna Sayın Bakanımızın yaptığı diyalog sonrası sistemden kendisine ait işletmelere bir adet buzağının küpeleme talebi kendisine geldi. Buradan da sistemi devam ettireceğiz. Web tabanlı bir sistemde. Annenin küpe numarasını alalım. TR 1560. Doğum tarihi. Allah'a emanet olun.
Kayıtlar girdi arkadaşlar. Şu anda internet üzerinden kayda giriyor. Pasaportu. Sayın bakalım. Evet. İşte bu şekilde. Tamamlanmış oldu. Benim bir dakika evet. Türkiye. Buradan başlayan. Hadi bakalım. Bölgeyi devam ettiren ve Türkiye'yle sonuçlanmış. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Hanım, şimdi bu sistemden sonra. Evet. Ankara Çağrı Merkezimiz bu yaptığımız diyaloğun değerini anlamak için sizi arayacaklar. Aysan. Pardon Serpil Hanım. Evet, amca Ali Birlik'ten arıyorum. Ben Serpil'im. Evet Serpil Hanım. Evet Serpil Hanım. Mehmet amca, işletmenizde bugün bir adet buzağı küpeleme işlemi yapıldığını görüyorum. Almış olduğunuz hizmetle veya alo birlik sistemiyle ilgili görüş ve önerilerinizi almak için arıyorum. Müsait misiniz? Evet, müsaitiz. Teşekkür ediyoruz. İşlem yapıldı. Biz teşekkür ederiz. Küpe takıldı, işlem yapıldı. Kayıtta da siz demek ki orada gördünüz, bilgisayara kayda da girdi. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edin. Teşekkür ederiz. Evet. Sorularımıza cevap vermek ister misiniz Mehter? Veririm hemen. Verebilirsin. Çok sağ olun. Küpeli personelimiz size söylenen günde geldi mi? Evet. Evet geldi. Küpeli personelimiz hijyen kurallarına uydu mu? Uydu. Doğum bildirim formunu düzenledi mi? Evet, düzenlendi. Evet. Mehdi amca, sistemle ilgili önerileriniz var mı? Şu anda yok. Bu sistemin bütün Türkiye'de yaygınlaşmasını öneriyorum. Mehdi amca, elbirlik sistemini kullandığınız için teşekkür ederiz. Evet, biz de size başarılar diliyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. İyi günler. Gününüz bol, kazancınız Tersin'de güvende olsun. İyi günler. Çok teşekkürler. Kalktık. Sayın Ali.